özgürlüğün, bu hürriyetin devamı halinde inandığı gibi yaşamak, inandığı gibi yaşamak hususunda da Allah-u Teala insanlara özgürlük vermiş mi, vermemiş mi? Vermiştir. Hristiyanlar, Hristiyanlar gibi, yani inandıkları gibi yaşamaya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde, döneminde, Medine'de devam etmişler mi, etmemişler mi? Etmişler. Yahudiler de inandıkları gibi yaşamaya devam etmişler mi, etmemişler mi? Vallahi peygamber karışmamış. Açın bakın bütün kitaplarını. Allah'ın nizamında, Muhammed Mustafa'nın döneminde isteyen herkes inandığı gibi yaşama özgürlüğüne sahipti. Ama bakın 20. asır kapanıyor. 21. asır başlıyor. Türkiye'de hala anayasa değişikliği çalışmaları esnasında hepiniz gördünüz ve duydunuz. 24. maddenin değiştirilmesi noktasında o maddeye herkes inandığı gibi yaşama hürriyetine sahiptir cümlesini ilave etmeye, yazmaya Türkiye'de müsaade ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Görüyor musunuz? Allah'ın verdiğini vermiyorlar. Eğer bir insan inandığı gibi yaşama hakkına sahip değilse, vallahi o insan olamaz, hayvan bile olamaz. İnandığı yaşayacak. Türkiye bu açıdan dünyanın en geri ülkesidir. İnsan hakları açısından dünyanın en gerisinde Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu ispata hazırım. Şurada yaptığım konuşmayı Genelkurmay Başkanlığı'nda vallahi çekinmeden yapabilirim. Önümde Kur'an-ı Kerim var. Önümde Allah'ın kitabı, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünneti var. Dünyanın en geri ülkesiyiz. İnsan hakları bakımından. Ancak burada bir hile var. Burayı mutlaka bilmemiz lazım. Müslüman insanlar olarak dünyada oynanan oyunları bilmemiz lazım. Şunu çok açıkça ifade edeyim ki dünyadaki bütün inkarcıların, bütün kafirlerin oynadıkları oyunun hedefi vallahi İslam'dır, billahi Müslümanlardır. Hedefte kim var? İslam var. Müslümanlar var. Bütün oyunların, bütün tuzakların, bütün hilelerin, bütün tertiplerin, bütün taktiklerin hedefinde İslam var. Herkes inandığı gibi yaşama özgürlüğüne sahiptir. İstediği, inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir. Sözüne karşı gelenlerin bir hilesi var. Bir hile. Türkiye'de bir hile var. Ne olur burayı anlatayım da aklınıza kalsın. Aklınızda kalmazsa vebal boynunuz olsun. Ben endişe ediyorum. Asıl hedef Müslümanlardır. Niye? Soruyorum size. Türkiye'de belli başlı semavi dediğimiz yani gökyüzünden yeryüzüne kitap gelen bir kitaba, gökyüzünden yeryüzüne gelen, gökyüzünden geldiği için bu kitaplara biz ne diyoruz? Semavi. Semavat gökyüzü demek biliyorsunuz. Semavi. Gökyüzüyle alakalı. Gökyüzünden yeryüzüne geldiği anlatılan kitaplara şöyle veya böyle inandığını söyleyen üç çeşit insan topluluğu var Türkiye'de. Üç çeşit cemaat var. Bir, Tevrat kitabına inandığını söyleyen Museviler, Yahudiler var mı yok mu? Var. Tamam. Bu bir.
İncil kitabına inandığını şöyle veya böyle, onu tartışmıyorum, söyleyen Hristiyan cemaatleri var mı yok mu? Ettiği ki, Kur'an-ı Kerim'e inandığını söyleyen bir cemaat var ki, bunlar da Müslüman cemaat olduğu söylenen bir cemaat, bir topluluk, Müslümanlar. Demek ki kaç çeşit cemaat var Türkiye'de? 3 çeşit. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar. Bakalım şimdi. Evvela Hristiyanlara bakalım. Türkiye'de Hristiyanlar inandıkları gibi yaşama özgürlüğüne sahip mi değil mi? Ne dersiniz? Vallahi tam tamına sahip. Niye? Hepiniz de biliyorsunuz ki Hristiyanların ibadetleri Müslümanlar gibi günde 5 defa değil. Günde 5 defa. 5 vakit değil. Ya nedir siz söyleyin? Haftada bir gün. Haftada bir gün. Bir hafta 7 gündür. 7 günde bir gün. O da hangi gün? Pazar günü. Pazar günü toplanırlar kiliseye. Ortodokslar, Katolikler vesaire neyse mezheplerine göre kiliseleri var. Toplanırlar kilisede 2 saat veya 3 saat azami. Papazları gelir, onlara ne söylerse söyler. İşte 4 tane çiviye çakılmış bir ceset önünde tapınırlar, tepinirler, söylerler, anlatırlar, çıkar gider. Ayin deniyor buna. Hristiyan ayini. İbadet kelimesi pek münasip değil. Haftada bir gün, o da pazar günü. Bu ölçüye göre başka onların ibadetleri yok zaten. Yok. Bir de senede bir senenin bitip öbür senenin başlayacağı yılbaşı dönemi geliyor. O dönemde de onların bir bayramı var. O bayrama ne diyorlar Hristiyanlar? Noel bayramı. O gecede zaten bütün haklarını, bütün hürriyetlerini tam tamına kullanabiliyorlar. Kiliselerde vesaire işlerinde kullanıyorlar. Pazar günü her Hristiyan çok rahat bir şekilde, sabahleyin telaşa kapılmadan, sıkıntıya düşmeden, zaman darlığı olmadan banyosunu alıyor, elbisesini giyiyor, saçını sakalını tarıyor. Çoluk çocuğuyla isterlerse rahat rahat kiliseye gidebiliyorlar mı, gidemiyorlar mı? Çok rahat. Niye? Okullar kapalı. Fabrikalar kapalı, daireler kapalı, bankalar kapalı, çarşı pazar kapalı. Hristiyanlar haklarını tam kullansınlar diye. Sıkıntıya düşmesinler. Avrupa'daki Hristiyanlarla birleşsinler. Aynı zamanda onlar da, bunlar da, bunlar da aynı anda ibadet etsinler diye. Ve pazar günü tatil edilmek suretiyle Hristiyanların ibadet günlerine sınırsız hürriyet tanınmıştır. Sıkıntıları yoktur. Hiç yoktur. Gelelim Yahudilere. Yahudilerin de ibadet günleri Müslümanlar gibi günde 5 defa değil. Ya kaç defa siz söyleyin? Haftada bir gün onlar da. Hangi gün? Cumartesi günü. Tevrat kitabında öyle yazıyor. Yevmüs, Kur'an-ı Kerim de buna Yevmüs Seb diyor. Yevmüs Seb cumartesi demek. Cumartesi günü Yahudilerin ayin günü, ibadet günüdür. Ateş yakmazlar. Sigara içmezler. Arabalarını çalıştırmazlar. Yola çıkmazlar. Cumartesi günü Yahudilerin yola çıkması yasaktır. Avlanmak yapmazlar. Eğlenmek yapmazlar. Sade ibadet günü olarak. Havra'ya, onların tabiriyle sinagoga, sinagog deniyor. Toplanırlar. Hahamları gelir, haham başları gelir. Neyse kendi aralarında, kendi usullerine göre ibadet, ayin yaparlar. Dolayısıyla cumartesi günü de hiçbir Yahudinin sıkıntısı yoktur. Okullar kapalıdır. Bankalar kapalıdır. Çok yerler kapalıdır. Telaş yoktur. Sıkıntı yoktur. Zaman darlığı yoktur. Hiçbir mesele yoktur. İstediği gibi
Cumartesi günü Yahudi